Turizm Eğitimi Kalite ve Akreditasyon Çalıştayı'na tekrar hoş geldiniz. Rektörler gözüyle eğitimde kalite ve akreditasyon konulu ikinci panelimiz 1 saat sürecektir. Panel sonunda soru-cevap bölümü yer alacaktır. Sorular programın chat kısmından yazılı olarak iletilebilir. Rektörler gözüyle eğitimde kalite ve akreditasyon konulu paneli başlatmak üzere TURAK Başkan Yardımcısı, Atılım Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın İbrahim Birkan'ı davet ediyoruz. Teşekkür ediyorum. YÖKAK ile TUADER-TURAK işbirliğiyle düzenlenmiş bulunan Turizm Eğitimi Kalite ve Akreditasyon konulu bilgilendirme ve eğitim çalıştayı kapsamındaki rektörler gözüyle eğitimde kalite ve akreditasyon başlıklı panelimize hoş geldiniz diyoruz. Bu panelimizde Türkiye'de turizm akreditasyonu almış olan ilk 3 üniversitemizin sayın rektörlerinin konuyla ilgili görüşlerini alma fırsatını elde etmiş olacağız. Bu çalıştaydaki tüm değerli konuşmacılarımızın konuşma sıralarını alfabetik sıraya göre belirledik. Buna göre bütün panellerde konuşmacılarımızı davet ediyoruz. Kapanışta da en son saat 5.30'da olacak değil mi hocam? Kapanış konuşmasında gene ben yaparak toparlamaya çalışacağız. Burada rektörlerimizle 1 saatlik bir süremiz olacak. Süremizin kısıtlı olması nedeniyle süreye riayet edilmesi konusunda sayın rektörlerimden ricada bulunacağım. Çünkü arkadaki eğitim panellerimiz ve çalıştaylarımız var. En sonunda da vaktimiz oranında bir soru-cevap kısmımız olacak. Şimdi dünyada hizmetler sektörüne baktığımız vakit dünya ekonomisinin gayri safi hasılasının çok büyük bir kısmının artık hizmet sektöründen geldiğini görüyoruz. Artık dünya dominant olarak hizmet sektörü ağırlıklı bir ekonomik yapıya sahip. Dünyayı tek bir ülke gibi düşünecek olursak, dünya ülkesinin ihracatına baktığımız vakit, dünya ülkesinin ihracatında hizmet ihracatı, mal ihracatının takriben 4 katı bir hızla gelişiyor. Yakında hizmet ihracatı, mal ihracatını da aşarsak, ki petrol dolayısıyla bu mümkün olabilir, hiç şaşırmamamız lazım. Ve hizmet ihracatına baktığımız vakit WTO, bu bizim World Travel Organization değil, World Trade Organization, yani Dünya Ticaret Örgütü artık 2000'li yıllardan itibaren bütün merkez bankaları da bunu takip ediyor. Hizmet ihracatını tek bir invisible, görünmeyen kalemler arasında dış ödemeler dengesinde takip etmiyor. Bunu klasife etme gereği duydu ve 12 kategoride klasife ediyor ve 1 numarada %42 ile turizm sektörü yer alıyor. Yani dünya hizmet ihracatının %42'si turizm ve related service, ulaştırma ve diğerleri de bundan sonra geliyor ki onlar da turizmle örtüşüyor büyük ölçüde ve Türkiye'de bu oran %57. Türkiye açısından konuya bakacak olursak, Türkiye'nin uluslararası rekabet avantajı olan en önemli sektörü turizm sektörüdür. Dünya 6.'lığına kadar gelmiş olduğumuz bu sektörde gerçekten çok büyük bir rekabet avantajımız var. Türkiye dünyada ilk 6'ya giriyoruz dedik ama daha önceki paneldeki konuşmacılar ilk 3'e girmememiz için bir neden yok dediler. İnşallah bu da olacaktır. Türkiye'de cari açığın kapatılmasında da en önemli rolü turizm sektörü vermektedir ve cari açığın sebebi de enerji ithalatımız olduğu için Türkiye'nin petrolü turizmdir demek yanlış olmayacaktır. Bu sene çok olağanüstü bir yıl ama bu krizi de atlatacağımızı ve krizlere karşı daha dayanıklı bir ekonomiyle ve turizmle devam edeceğimizi ümit ediyorum. Türkiye için böylesine önemli bir sektörün kaliteli bir şekilde hizmetine devam ettirebilmesi için eğitiminin de kaliteli olması lazım. Bu anlamda turizm eğitiminde kaliteyi arttırmak için akreditasyon çalışmalarına da önem verilmektedir. Ben bu konuda şu anda panelimizde bulunan 3 değerli konuşmacımızı teker teker davet edeceğim. İlk konuşmacımız Sayın Profesör Doktor Abdullah Atalar hocamız. Abdullah Atalar hocamızın kısa bir özgeçmişini size nakledeyim. 74'te ODTÜ elektrik mühendisliğinden lisans seviyesini almış. 76 78 Stanford Üniversitesi'nde yüksek lisans, Bilare'de doktora çalışmasını tamamlamış. 86'dan itibaren Bilkent Üniversitesi'nde bulunuyor ve şu anda rektör durumunda. 16 uluslararası ve ulusal patenti var. 93 endeksli makalesi var. 7000'den fazla atıf almış durumda. Sektöre de danışmanlık yapan çok değerli bir hocamız. Sayın hocam buyurun. Sizi mikrofona davet ediyorum ve ilk burada tek bir soru soracağım ve görüşlerinizi rica edeceğim. Bir saatimiz olduğu için. Buyurun hocam. İbrahim hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bu panelde bulunmaktan da büyük şeref duyuyorum. Şimdi Bilkent Üniversitesi'nin benden önceki rektörümüz, uzun yıllar rektörlük yapan Ali Doğramacı hocamızın bu dış değerlendirmeye çok önem verdiğini daha rektör olduktan 1-2 sene sonra gösterdi. Ben de işte 95 yılından itibaren onun yardımcılığını yapmıştım. Ondan çok şey öğrendim. Dış değerlendirmenin önemini şöyle anlatırdı. Kendin pişir, kendin ye sistemi biliyorsunuz bazı restoranlarda kullanılır. Size eti verirler, işte kömürü verirler, hatta ateşte yakarlar. Ondan sonra da siz de onları pişirirsiniz. Hani pişirirken yakarsanız veya işte az pişirirseniz onlara hiç şikayet etmezsiniz, edemezsiniz. Çünkü kendin pişirdiniz. Kendinizin pişirdiği şeyi de kendiniz beğenirsiniz, seversiniz. Ama kendin pişir, kendin ye sistemi kendin beğen diye söyleyelim ya da kendin pişir, kendin beğen sistemi geçerli bir sistem değil. Ben iyiyim demek yeterli değil. Başka bağımsız birisinin evet siz iyisiniz, bu işi iyi yapıyorsunuz demesi lazım. Bu çok önemli bir şey. Dışarıdan birilerinin bakıyor olması çok önemli. Bu bakımdan Ali Doğramacı hocamız bizim bütün bölümlerimizi bu yönde cesaretlendirdi. Ve Türkiye'de ilk uluslararası akreditasyonu da bu sayede Ali Doğramacı hocamızın da zaten parçası olduğu Endüstri Mühendisliği bölümü aldı. 1994 yılında Türkiye'deki ilk uluslararası akreditasyon. ABET biliyorsunuz bu Amerika'nın mühendislik bölümlerine verdiği bir akreditasyon sistemi. ABET'i zorladık. ABET dedi ki önce ya ben dedi Amerika dışında kimseye akreditasyon vermiyorum dedi. Biz zorladık, onlar vermiyorum dedi falan. Sonunda 94 yılında onları buraya çağırdık. Geldiler ve Amerika Birleşik Devletleri dışında akreditasyon alan 6 tane bölümden biri oldu Türkiye. 6 başka ülkede de aynı şekilde. Biz bunları zorlayınca onlara başvuran başka üniversiteler de varmış 6 değişik yerde. Onların da akreditasyonunu yaptılar ve ABET'in bu şeyini başlattık. Tabii Bilkent ABET'i alınca bu biz böyle ABET aldık filan diye duyurunca diğer üniversiteler de harekete geçirdi. Önce bölümler ya bu ne biçim bir şey, yurt dışından akreditasyona ne gerek var, biz iyiyiz zaten falan dediler. Fakat sonunda onlar da bu işe olması gerektiğine inandı ve Türkiye'de yavaş yavaş bu akreditasyon sistemi gelişti. Yani o bakımdan bunu Ali Doğramacı hocanın başlattığını düşünüyorum doğrusu. Şimdi akreditasyon ne demek? Bölümün kendi kendini incelemesi, iş değerlendirme yapması ve bunun sonunda da bir rapor çıkarması. Bu raporu akreditasyon yapan ekip başka dışarıdan bir ekip, bağımsız bir ekip olması lazım. Onlar bunu inceleyip sonra gelip tabii ziyaret edip konuşup öğrencilerle, hocalarla, paydaşlarla, mezunlarla, işverenlerle konuşup ondan sonra da akreditasyon verip vermeyeceklerine karar veriyorlar. Bu sistem çok önemli bir sistem. Çünkü kalite fikrinin esas yani iç değerlendirme yapılması sonunda kalite fikrinin tüm elemanlara yayılması sağlanıyor. Yani bölüm başkanından, bölüm başkan yardımcısının tek başına yaptığı bir iş değil bu. Bütün bölüm elemanlarının, tüm hatta yani bölüm sekreterinin, bölümde çalışanların, teknisyenlerin, öğrencilerin, mezunların, bütün paydaşların hep birlikte yaptığı bir şey. Ve bu hakikaten kalite fikrinin yerleşmesine sebep oluyor. Bizde endüstri mühendisliği bunu aldıktan sonra tabii diğer rekabet diğer mühendislik fakültesi bölümlerine de geçti. Ben de elektrik mühendisliği başkanıydım o sırada. Elektrik mühendisliği bölümü de birkaç sene sonra aldı. İşte bilgisayar mühendisliği bölümü daha sonra aldı. Bizde daha sonra kurulan makine mühendisliği 2000'li yıllarda kuruldu. Onlar da aldılar. Yani bu akreditasyon işi hakikaten kalitenin yukarı çıkarılması için çok faydalı bir şey. Biz bunun faydasını her zaman gördük. Onun için de bu akreditasyon sistemimizi üniversitemizde diğer bölümlere yaymak için çok çalışıyoruz. Her bölümde bunu yapmak o kadar kolay olmayabiliyor. Bu akreditasyonu verebilecek kuruluşların varlığı her bölümde olmayabiliyor. Uygun olmayabiliyor. Biliyorsunuz Türkiye'de de şimdi YÖKAK sayesinde bir ulusal akreditasyon sistemi kuruldu. YÖKAK'tan önce mesela bu ABET'ten esinlenerek kurulmuş mühendislik de, MÜDEK diye bir gene bir ulusal akreditasyon mühendislik fakülteleri bölümleri için bir ulusal akreditasyon sistemimiz başlamıştı ve de halen gelişerek devam ediyor. Ali Doğramacı hocamız sadece üniversitede değil liselerde de bu akreditasyon olması gerektiğine inandığı için bizim üniversitenin şemsiyesi altında, bizim üniversite demeyeyim de İhsan Doğramacı Vakfı şemsiyesi altında liselerimiz var. Bu liselerde de gene akreditasyon sistemi, Türkiye'de öyle bir akreditasyon olmadığı için yurt dışındaki akreditasyon sistemlerini davet etti. Council of International Schools, CIS diye bir kuruluş var. Bizim Ankara'daki Bliss Okulumuz bu CIS akreditasyonu aldı. Yani onlar da gelip çok detaylı inceliyorlar. Öğretmenlerinize nasıl davranıyorsunuz? Onların maaşlarını zamanında ödüyor musunuz? Öğretmenlerin haklarını veriyor musunuz? Öğrencilere iyi ders veriyor musunuz? Gibi gibi yüzlerce konuda büyük raporlar istedikten sonra bunları da gelip inceliyorlar. Bizim turizmde nasıl hocam? Turizm akreditasyonumuzda Bilkent olarak o konudaki durumunuzu da biraz izah ederseniz. Oraya da geliyorum şimdi yavaş yavaş. Çok mu uzattım? Kusura bakmayın. Bilkent Erzurum okulumuz var. O Erzurum'da da bizim bir okulumuz var. Böyle International Baccalaureate eğitimi veren ve öğrencilerinin %90'ının burslu olduğu falan herkesin girmek istediği bir okul. Şimdi o okulunda hem bu CIS dediğimiz Council of International Schools hem de New England Association of Schools and Colleges diye bir şey var Amerika'da. Onların da akreditasyonu var her iki okulunda. Şimdi bunun ardından sosyal bilimlere geçiyorum. Sosyal bilimlerde de Türkiye'deki ilk akreditasyonu alan gene bizim işletme fakültemiz. Gene tabii bunun arkasında Ali Doğramacı hocamız vardı. Amerika'da AACSB diye işletme fakültelerine akredite eden bir kuruluş var. Bizim işletme fakültesi de bunu Türkiye'de ilk alan kuruluş oldu. Ve 2006 yılında bu oldu. Türkiye'deki ilk kuruluş. Şimdi birden fazla kuruluş bu AACSB, birden fazla bölüm AACSB akreditasyonu aldı. Şimdi bizim turizmde bu ilk üçe, ilk alanlardan biri olmasaydık doğrusu biz çok üzülürdük. Teşekkür ediyoruz. Turizmde de TURAK'ın akreditasyonu alan ilk grup, bölümden biri olduk. Onun için bu akreditasyonu alan bölümümüze, Kamer Rodoplu hocamıza ve tabii akreditasyon işini organize eden kuruluşa, TURAK'a çok teşekkür ediyorum. Bu akreditasyon işi özellikle turizm için çok önemli diye düşünüyorum. Eğittiğimiz mezunlarımızın belli bir kalitede olması lazım ki yurt dışından gelen özellikle misafirlerle bunlar karşılaştıklarında kaliteli bir eğitim almış bir kişiyle karşılaşmaları hakikaten bizim turizmdeki katma değerimizi daha yukarı çıkaracaktır. Biliyorsunuz, siz de söylediniz İbrahim Hocam, Türkiye olarak turizmde aslında çok şanslıyız. Güneşimiz çok var. Mavimiz çok var. Yeşilimiz çok var. Bütün bunlar buraya geliyor. Bir tane eksiğimiz var. İngilizce'de eksiğimiz var. Yani ben yabancılardan duyuyorum. Diyor ki işte sizin şeyiniz çok güzel ama taksi şoförü diyor İngilizce bilmiyor diyor. Efendim bir restorana gidiyor. Restoranda İngilizce bilen garson yok. İşte hatta menü, daha evvel bir konuştuk. Menüde İngilizce var ama böyle yalan yanlış tercüme edilmiş falan. Şimdi o konularda Türkiye olarak eksiğimiz var. Özellikle İngilizce konusunda çok eksiğimiz var. Biz bu kalite çıtasını TURAK yoluyla yukarı doğru ittikçe eminim öğrencilerimizde de kalite çıtası daha yukarı gidecek ve hakikaten Türkiye'nin dünyada ilk üçe, hatta niye birinci olmayalım diye düşünüyorum. İlk üçe girmesi, ilk altıdan ilk üçe girmesi, daha da yukarılara çıkması bu kalite çıtasını yukarı çıkarmakla olur. Bunun için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz Abdullah Atalar Rektör Hocamıza ve tebrik ediyoruz tekrar Bilkent Üniversitesi. Hem eğitimiyle hem örnek oteli, uygulama oteliyle gerçek anlamda 5 yıldızlı bir otelimiz var. Ankara Turizm'ine de büyük katkıda bulunuyorsunuz ve mezunlarınızla sektörümüze güç veriyorsunuz. Teşekkür ediyoruz efendim. İkinci konuşmacımız Sayın Semih Aktekin Rektör Hocamız. Kendisi ile ilgili ben müsaadenizle kısa özgeçmişini okumak istiyorum. Siyasal Bilgiler Fakültesi 96 yılında kamu yönetimi bölümünden mezun olmuş. İngiltere'de Nottingham Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora çalışmasını yapmış. 2014-2016 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı'nda Yükseköğretim Genel Müdürlüğü'nde genel müdür olarak görev yapmış. 2016-2018 yıllarında öğretmen yetiştirme ve geliştirme genel müdürlüğü görevini Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapmış. 2019 yılında Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde öğretim görevlisi ve bilahare rektör yardımcısı olmuş. 26 Mart 2020 tarihinden itibaren de gene bir başka üniversitemizde, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitemizde rektör olarak çalışıyor. Buyurunuz Semih Hocam. Alabiliyor muyuz Semih Hocam'ı? Evet hocam, duyuyorum ben. Benim sesim geliyor. Hocam hoş geldiniz. Tekrar hayırlı olsun diyoruz. Çok teşekkür. Hocam bakın bu mühendisler her yeri sardı. Şimdi bizim panelimizde bile 3 konuşmacının iki rektörümüz mühendis. Ama bir bakıma da bir şey diyemiyoruz. Çünkü bu yönetimin önemli konularından biri kalite kontrolü ve kalite yönetimi. Ama gel gör ki bu kalite konusunda, akreditasyon konusunda mühendisler aldı başını gidiyor, tıpçılar gidiyor, eczacılar gidiyor. Bizim idari bilimciler çok geride kaldı ve ilk idari bilimlerde akreditasyonu ortaya atar ve Turan ve alanda turizm bölümü oldu. Bu bakıma yani kendimizde gurur duyuyoruz diyebilirim. Ama niye biz idari bilimlerde bu konuda geciktik. Buyurun hocam. Ve bu konuda ve akreditasyon konusunda turizm bölümlerinizden 2 tanesi akredite oldu. Bu konuda değerli görüşlerinizi bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Teşekkür ediyorum hocam. Ben de tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Demin sizin de söylediğiniz gibi ben Mart ayı sonunda Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü'ne önce görevlendirildim. Geçen ayda resmen atamam oldu. Yaklaşık 4 aydır üniversitedeyim. Şimdi tabii bu süreçte ben de üniversiteyi tanıma çalışmalarıyla bir takım arkadaşlarla görüştük. Bu akreditasyon süreciyle ilgili çalışmalar benden önce başlamış. Benden önceki arkadaşlar sağ olsunlar başlatmışlar bu süreci. Özellikle Turizm Fakültesindeki ki üniversitemizin en eski fakültesi Sayın Dekanımız ve çalışma arkadaşları, diğer arkadaşlarımız bu süreçte önemli katkıda bulmuşlar. Ben de öncelikle hem benden önceki rektör hocamıza hem de halihazırda Turizm Fakültesi Dekanımız olan hocamıza ve yardımcılarına, çalışma arkadaşlarına bu süreçteki katkılarına ötürü teşekkür ediyorum. Şimdi biraz önce Abdullah hocam da bu akreditasyonun niye önemli olduğunu anlattı. Gerçekten akreditasyon bize yaptığımız hizmetin dışarıdan başka bir göz tarafından nasıl göründüğünü hem gösteriyor. Bu vesileyle de bize kendi öz değerlendirmemizi yapmamızı, eksiklerimizi gidermemizi, daha iyi yakalamak için çaba göstermemizi, bu yoldaki çabalarımıza yol gösterici şeyler sunuyor, veriler sunuyor. Bizim turizm fakültemiz 1984 yılında o zaman Erciyes Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulmuş. Halihazırda 9 fakültemiz var. Bu 9 fakültede 73 lisans programımız var. 23.000'e yakın öğrencimiz var. Bu programlardan bu sene devlet üniversiteleri içerisinde ilk defa turizm alanında akreditasyon alan ve aynı zamanda turizm rehberliği alanında da akreditasyon alan tek üniversiteyiz. Tabii bu bir tesadüf değil. Üniversitemizin bulunduğu bölge Nevşehir biliyorsunuz Kapadokya'da ve Kapadokya deyince akla turizm geliyor. Her ne kadar bu pandemi sürecinde tabii bütün hizmetlerde olduğu gibi turizmde de bir takım aksamalar vesaire olduysa da üniversitemiz özellikle fakültemiz bu bölgede turizm sektörüne önemli oranda nitelikli eleman yetiştirmiş bugüne kadar. Bugüne kadar toplamda 3.500 civarında mezun vermişiz. 3 farklı programımız var. Turizm rehberliği, turizm işletmeciliği ve gastronomi ve mutfak sanatları. Biz bu sene şimdilik turizm rehberliği ve turizm işletmeciliği programlarımız akredite edildi. Gastronomi ve mutfak sanatlarında da bir takım ufak eksiklerimiz vardı. İşte mutfak ve eksiği, o da bina sorunumuz var. İşte onu da inşallah en kısa zamanda gidereceğiz. Bazı akademisyen eksiklerimiz vardı. Onları giderdikten sonra inşallah bu program için de akreditasyon sürecini başlatacağız. Yine Türkiye'de ilk turizm araştırmaları enstitümüz var. Bu enstitümüz aracılığıyla da biz halihazırda 3 programda yüksek lisans programımız, 2 programda da doktora programımız var. Dolayısıyla biz sadece lisans değil, yüksek lisans ve doktora alanlarında bağımsız sosyal bilimler ve fen bilimleri enstitüsüne yanında Turizm Araştırmaları Enstitümüz var. Bunu sadece lisansüstü eğitim değil, bütün paydaşlara araştırma, çeşitli bilimsel raporlar üretme anlamında da arkadaşlarımız hazırlıklar yapıyorlar. Hem Turizm Bakanlığı olsun, TÜRSAB olsun, diğer paydaşları olsun, turizm sektörüyle ilgili hem saha araştırmaları yapacak, hem sektörel analizler yapacak, çalışmalar yapacak şekilde arkadaşlar hazırlığını yapıyor. Şimdi dolayısıyla bugüne kadar turizm sektörüne burada sunduğumuz imkanlar, yaptığımız çalışmalar, altyapımız göz önünde bulundurulduğunda mezunlarımızın niteliği, piyasada aranır olması, öğretim üyelerimizin kalitesi ki 40 civarında öğretim elemanı arkadaşımız var. Profesör, doçent, öğretim üyesi, araştırma görevlisi düzeyinde. Bu arkadaşlarımız da yine bilimsel alanda kendini ispatlamış. Çok değerli çalışmalara imza atan arkadaşlar. Yani bizim Nevşehir Üniversitesi olarak tabii ki birçok alanda akredite olmak için çalışacağız ama turizm alanında dediğim gibi ön plana çıkmamız hem bulunduğumuz lokasyonla ilgili hem de gerçekten bu alandaki birikimimizin bir yansıması. Tabii biz bu süreci diğer programlar, diğer fakültelere örnek teşkil edecek şekilde belki onların da akreditasyon süreçlerinde neler yapmaları gerektiği, hangi çalışmalar yapmaları gerektiği noktasında bir örneklik teşkil edecek şekilde inşallah kullanacağız. Bu fakültedeki arkadaşlarımız diğer birimlerimizle görüşmeye başladılar zaten, görüşüyorlar. Yol gösterici bir şekilde bu süreçlerle ilgili kendilerine katkıda bulunacaklar. Sizin şeyiniz o niye mühendislikte vesaire daha yaygın? Bu belki uluslararası trendlerle ilgili de olabilir. İşte Abdullah Hocam anlattı. Hani uluslararası akreditasyon kuruluşlarının yaptıkları çalışmalar ve bunlar biliyorsunuz bize bu tür çalışmaları biz uluslararası örneklerden hareketle getiriyoruz. Belki uluslararası işte istihdam imkanları, uluslararası sisteme entegrasyon yapan birimlerin daha çok o alanda olması gibi. Ama turizmde uluslararası sektöre hitap eden, o piyasaya da eleman yetiştiren bir alan olduğuna göre bu alanda hani geç kalmış olsa bile hiçbir şey için geç değil. Adım adım her programdaki çalışma diğer programı örneklik teşkil ediyor. Biz de inşallah eğitim fakültemizle, iktisadi idari bilimlerle, sağlık bilimleriyle diğer alanlarda da inşallah bütüncül olarak üniversitemizin her birimi bu sürece dahil olacak. Yani bunun tabii bize moral motivasyon açısından da çok etkisi var. Çünkü zaman zaman hani taşra üniversiteleriyle ilgili bazen olumsuz algılar olabiliyor. Merkez üniversiteler bulundukları şehir itibariyle daha avantajlı görünebiliyorlar imaj açısından, algı açısından. Hem mezunlarımız, hem öğrencilerimiz, hem öğretim üyelerimiz açısından bu tür akredite edilmiş olmak hani motivasyon açısından önemli bir şey. Yapılan çalışmaların görüldüğü, takdir edildiği, dışarıdan bir göz tarafından da görüldüğü anlaşılması yapılacak diğer çalışmalara da teşvik anlamında olumlu katkısı oluyor. Teşekkür ediyorum Sayın Rektörüm. Görevinizde başarılar diliyorum. Hakikaten Nevşehir Üniversitesi turizm temelli bir üniversite. Üniversitenin kampüsü, mimarisi her yönüyle klasik bir turizm üniversitesini andırıyor. Bu konuda öncü görevinizden dolayı da teşekkür sektör olarak sizlere. İnşallah şartlar normale döndüğünde değerli Hazirun'u böyle bir programı yüz yüze yapmak üzere de bekliyoruz üniversitemize. İnşallah efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim panelimizin üçüncü konuşmacısı Atılım Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Yıldırım Üçtuğ. Ben Yıldırım Üçtuğ hocamızı mikrofona davet etmeden evvel kendisinin özgeçmişini kısaca ifade etmek istiyorum. Biraz önce de ifade ettiğim gibi Yıldırım Üçtuğ da bir mühendis ve ODTÜ mezunu. 1979 elektronik mühendisliği bölümü mezunu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde doçentlik ve profesörlük, dekanlık, rektör yardımcılığı görevinde bulunmuş. 2000 yılında Türkiye Mühendislik Dekanlığı Konseyi'ni kurmuş ve 3 yılda genel sekreterliğini yapmış ve Türkiye'de ilk mühendislik akreditasyon kurulu olan MÜDEK'i kurmuş. Kendisi 4 yıldır Atılım Üniversitesi'nde rektörlük yapıyor. Kendisinin akademik olarak uluslararası çok değerli yayınları var. Ayrıca 2 tane romanı da var. Gastronomi konusunda da kendisinin güzel çalışmaları olduğunu ben bizzat biliyorum. Buyurun Sayın Hocam. Evet, teşekkürler. Bir soru yöneltmediniz. Ben kendimi soruyu yönelteyim Sayın Hocam. Şimdi siz Türkiye'de akreditasyon çalışmaları konusunda en eski ve derin tecrübelerinizin olduğunu biraz önce söylemiştim. Bizim ve tüm akreditasyon kurullarının akreditasyon konusundaki 10 kriterimizi, hepsinde 10 kriter var ya, başımızın belası diyeceğim. Ve burada kaygı, zayıflık, eksiklik gibi ölçütleri başımıza siz bela ettiniz. Bunların anlamı ne, standardı ne, nasıl bir yaklaşım içinde olmalıyız? Buyurun hocam. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben de çok mutluyum böyle bir imkana kavuşmuş olmaktan. Hakikaten bu çok eski bir hikaye. Abdullah Hocam'la bazı noktalarda örtüştük, bazı noktalarda tam örtüşemedik. Aslında ikimiz de ODTÜ Elektrik'ten bir 4-4,5 yıl farkla mezunuz. Daha sonra tabii Abdullah Hocam çok uzun zamandır Bilkent'te ve ODTÜ Bilkent tatlı rekabette hep ola geldi. Ben ise Türkiye'de akreditasyon sürecinin başlangıcı için Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin o dönemki rektörü Profesör Doktor Suha Sevüğün ismini söyleyebilirim. Aslında yani benim bildiğim, tabii aslında Suha Hoca ile Ali Doğramacı ikisi de ODTÜ İnşaat mezunu ve sınıf arkadaşıydılar. Muhtemelen birbirlerinden o dönemlerde konuşuyorlardı. Ama ODTÜ'de ilk akreditasyon lafları edilmeye başladığında 1990-91'di. Ve ODTÜ'nün iki bölümü, maden mühendisi ile kimya mühendisi bölümleri de 1994'te aynı Bilkent'in endüstri bölümü gibi akredite oldular. Ve benim bildiğim Türkiye'de akredite olan ilk iki bölümdü. Ay farkıyla biri daha büyük olabilir, bilmiyorum. Belki Abdullah Hocam'la onları araştırıp hangisinin ay farkıyla büyük olduğunu zaman içerisinde söyleyebiliriz. Ama gerçekten yani benim o zamanki deneyimim ve bilgim, çünkü rektör danışmanıydım o dönemde, ODTÜ'de ilk akreditasyonun iki bölümle gerçekleştiği, daha sonra 96'da buna 4 bölüm daha eklendi ve bu şekilde başladı. Bu konuşmalar 90'lı yılların başında başladı. Aynı Abdullah Hocam'ın söylediği gibi kendin pişir, kendin ye modeli. Özellikle mühendislikte. Neden mühendislik? Çünkü az önce Semih Hocam da ifade ettiler. Mühendislik bir profesyonel dal ve imza ile çalışabiliyorsunuz. İmza yetkiniz oluyor. Ve de Türkiye'de ODTÜ'nün mezunu da, İTÜ'nün de mezunu da, işte Bilkent'in, Boğaziçi'nin fark etmez. En iyi üniversitenin mezunu bile yurt dışına gittiğinde mühendis kabul edilmiyordu. Çünkü buralarda bir takım sınavlara girmeniz gerekiyor. Eğer Amerika'da, eğer Avrupa'da, dünyanın çeşitli ülkelerinde mühendislik yapacaksanız, sizin bu imza yetkinizin olabilmesi için mutlaka akredite bir bölümden mezun olmanız lazım. Dolayısıyla mühendislik hem belki işte İngilizce eğitim yapan programların çokluğu bir taraftan, bu gereksinim bir taraftan bu noktada öncülük etmek zorunda kaldı ve ABET'e başvuruldu. Dediğim gibi ilk olarak 1994'te işte 2 ODTÜ'den, 1 Bilkent'ten 3 bölüm akredite olarak Türkiye'de bu süreç başladı. Akabinde işte ODTÜ Bilkent'i Boğaziçi izledi. Biraz gecikmeyle İstanbul Teknik Üniversitesi izledi. Ve mühendislik alanında bu konu giderek yaygınlaşmaya başladı. O günleri ben çok iyi hatırlıyorum. Muhtemelen benzer tartışmalar Bilkent'te de olmuştur. İşte biz bunu hocalarla tartışıyoruz. Kim oluyor? ABET'le başladı iş. Eminim kim oluyor? TURAK diyenler de çıkacaktır. Kim oluyor? ABET. Biz Amerika'dan daha iyi eğitim veriyoruz burada. Bizi mi gelip de denetleyecekler? Tabii bu tartışmalar sürdü. İşte 2-3 sene sonunda ABET'ten geldiler. Siz şunları doğru yapıyorsunuz ama şunları da yanlış yapıyorsunuz deyince bizim bütün o hocaların süngüleri düştü. Hepsi teslim ettiler ki bu gelen insanlar doğruları söylüyorlar. Çünkü bu insanlar hakikaten dünyada bu eğitimin hangi standartta olması gerektiğini, hangi kalitede verilmesi gerektiğini bilen insanlar. Ve o doğruları söylüyorlar. Bizler ondan sonra hani hiçbir şeylerine dokundurtmayan bölümler oturup programlarını değiştirmeye başladılar. Müfredatlarını değiştirmeye başladılar. Müfredatlara yeni dersler eklendi. İçerikler değişti. Tasarım dersleri konuldu vesaire vesaire. Hakikaten hummalı bir faaliyet. Bu şekilde ABET zoruyla diyeyim, dışarıdan birinin sen hani yemeği her şeyinde de çok da güzel yapmıyorsun demesi üzerine başladı. Derken işte 90'lı yıllar bitti. Ben 97-2003 arasında 6 yıl ODTÜ Mühendislik Fakültesi dekanlığını yaptım. Bu dönemde çevremden birkaç hoca ODTÜ'den veya dışarıdan hani mühendislik dekanlarını niye bir araya getirmiyorsun? Hani ODTÜ öncü bir üniversite, böyle bir girişim olabilir diye aklıma bir fikir soktular. Ve ben de Türkiye'deki tüm mühendislik dekanlarını ODTÜ'de bir toplantıya davet ettim. Hani ne kadar katılım olur, ne olur çok da emin olmayarak. Ama çok ciddi katılım oldu. Yani bu konuda o dönemin Bilkent Dekanı Sayın Profesör Doktor işte Mehmet Baray, işte Boğaziçi'nin dekanı, bütün hocalarıma da teşekkür etmek isterim gerçekten onlar da bu işe çok ciddi destek oldular. Ve 2000 yılında biz Mühendislik Dekanları Konseyi'ni kurduk. Benim aklımdaki temel düşünce orada. Yani Mühendislik Dekanları Konseyi olarak bir araya gelelim. Hani oturalım sabahtan akşama sohbet edelim, dağılalım değil. Bunu bir amaca yöneltmekti ve akreditasyon konusunu gündeme getirdik. Ve korka korka getirdik. Bunu o dönem diğer dekan arkadaşlarla da paylaşmıştım, Boğaziçi ile, Bilkent'le. Yani hani sizler gittiniz ABET'ten akreditasyon aldınız. Şimdi siz de bizi mi denetleyeceksiniz? Siz Amerika'ya kendinizi denetletiyorsunuz. Şimdi de burada hani şey kesildiniz bizim başımıza, bizi mi denetleyeceksiniz diye bir tepkiyle mi karşılaşırım diye endişeyle bunları dile getirdim. Yıl 2000. İnanılmaz, benim hiç beklemediğim bir pozitif tepki olmuştu. Bizler işte dekanlar olarak fakültelerimizdeki işte müfredatları düzeltmek istiyoruz, yanlışları düzeltmek istiyoruz. Çoğunlukta tıp kökenli rektörler var üniversitelerimizde. Onlara mühendisliğin önemini anlatamıyoruz. İşte akredite olmak için sadece işte müfredat yetmiyor, bilgisayar gerekiyor, laboratuvar gerekiyor, şu gerekiyor, bu gerekiyor. Dolayısıyla akreditasyon bizim için hem yukarıya karşı hem aşağıya karşı, yani hem üniversite yönetimine karşı hem öğretim üyelerine karşı çok büyük bir güç verecek. Biz bu işte sizin sonuna kadar arkasındayız. Ve bu pozitif tepki hakikaten çok cesaret verdi. Ve 2000 yılında ben işte bu Dekanlar Konseyi'ndeki arkadaşlarla birlikte Mühendislik Akreditasyon Kurulu diye bir şey kurduk. Evet. O zamanki adı bu. Dönemin YÖK Başkanı Sayın Kemal Gürüz. Kemal Hoca'ya gittik. Dedik ki böyle bir şey başlatıyoruz. Böyle bir şey yaparsanız Türkiye için en büyük hizmeti yapmış olursunuz dedim. Aradan 3 ay geçti. Kim oluyor bu mühendislik dekanları? YÖK'ün işine nasıl karışıyorlar? YÖK'ün yapacağı işi niye üstleniyorlar? Akreditasyon yapmak onların haddine mi? Söylemleri başladı. Biz neredeyse gizli örgüt gibi Kıbrıs'ta Yakın Doğu Üniversitesi bizi davet etmişti. Bir mühendislik dekanlık konseyini 2001 yılında Yakın Doğu'da yaptık. Böyle biraz kaçak göçek yaptık. Hatta onu YÖK çok da duymasın diye, ama yolumuzdan da dönmedik. Ve akreditasyon kelimesi özür dilerim, tepki çektiği için ben bir isim koydum. Dedim ki bu Mühendislik Akreditasyon Kurulu olmasın, Mühendislik Değerlendirme Kurulu diyelim buna. Hani biraz yumuşatalım, YÖK'ün de işini üstlenmiş olmayalım. Ve bu şekilde adını koyduğum bir kuruluş dünyaya geldi, MÜDEK. Hani bir gün bu meslekten, bu ortamdan elimi çektiğimde herhalde Türkiye'ye yapmış olduğum en büyük katkının yükseköğretimi bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü 2001 yılında bu şekilde Kıbrıs'ta gizli örgüt kurar gibi kurduğumuz Mühendislik Değerlendirme Kurulu, yani MÜDEK, Türkiye'deki belki onlarca değişik akreditasyon kuruluşuna öncü oldu. Hepsini bir noktada oluşmasına sebep oldu ve bugünlere bizi getirdi. Tabii bunu kurmak, işte bir araya geldik de kurduk da bittiyle olmadı. Tabii ki elimizde ne var o sırada örnek? ABET var. Ben açtım. Bir taraftan mühendislik dekanıyım. Bir taraftan boş zamanlarında açıyorum interneti. ABET'in sayfasına giriyorum. ABET'in dokümanlarının hepsini indirdim. Ve inanmayacaksınız belki ama ABET'in dokümanlarını tek tek Türkçe'ye çevirdim. Ve o kelimeler, bugün kaygı dediğiniz, zayıflık dediğiniz, eksiklik dediğiniz, bugün benim o günlerde, o saatlerde o İngilizce kelimelere karşılık buldum Türkçe kelimelerdi. Yani o hocam. Yani tabii, yani benim katkım o noktalarda kaldı. Yani hani şöyle söyleyeyim, hani bir şeyi başlatmak önemlidir mutlaka, ama devamını getirmek bence daha önemlidir. Tabii ondan sonra MÜDEK çok emin ellere geçti benden sonra. Çünkü ben çoğunlukla yöneticilik yaptığım için yöneticiler de MÜDEK'te veya herhangi bir akreditasyon kuruluşunda direkt faal olamadıkları için bizi bir kenara koydular. Ben yönetici olduğum için dekan ya da rektör. Diğer arkadaşlar bunu üstlendiler. Tabii inanılmaz büyük katkılar sağladılar ve bugün MÜDEK hem İngilizce konuşulan ülkeler tarafından hem de Avrupa Birliği tarafından akredite bir akreditasyon kuruluşu. Dolayısıyla MÜDEK'in verdiği akreditasyon Avustralya'sından Yeni Zelanda'sına, İngiltere'sinden İsveç'ine, Portekiz'inden Fransa'sına kadar her yerde geçerli bir akreditasyon haline geldi. Bunu da dediğim gibi benden sonra o MÜDEK'in başındaki olan arkadaşlar gerçekleştirdiler. Arkasından işte MÜDEK'i FEDEK izledi, Fen Edebiyat izledi, tıp izledi, veterinerlik izledi, eczacılık izledi, mimarlık izledi ve sizin de dediğiniz gibi nedense işletme bir türlü veya iktisadi idari bilimler bir türlü izleyemedi. Yani o konuda Abdullah Hoca'yı kutlamak istiyorum. İşletme bölümüne Amerika'dan akreditasyon aldırabildi ama onun dışında kimse bunu yapamadı ve nedense esas belki konunun sahibi olması, hani toplam kaliteyi öğretenler bu konuya çok giremediler. O anlamda da TURAK'ı ve sizi özellikle tebrik etmek, kutlamak istiyorum. Gerçekten sosyal bilimlerde, sosyal bilimler demeyeyim de iktisadi idari bilimlerde bir noktada öncülük yaptınız ve TURAK'ın da önderliğinde bir akreditasyon sürecini başlattınız. Benim için de ilginç bir tesadüf oldu. Yani hani Türkiye'deki ilk akreditasyon, MÜDEK'in ilk kuruluşundan sonra bu alanda ilk akredite olan, turizm alanında da ilk akredite olan bölümün hasbelkader rektörü olma şerefine nail oldum. Tabii, hocam bir de yani orada sizin üniversiteniz butik bir üniversite bölümü olduğu için pilot üniversite olarak seçildi. 1,5 sene üzerinizde çalışma yapıldı. Ve bu da bu akreditasyonun turizmde yapılmasına ve gelişmesine büyük katkı verdi. Yani o bakımdan da teşekkür etmemiz gerekiyor. Turizmde ilk akreditasyonu alan, ilk pilot çalışmanın yapıldığı okul olmanız dolayısıyla. Rica ederim. Yani dediğim gibi esas büyük çalışmayı sizler yaptınız. Ben bunu biliyorum. Hani işte belki 94'ten bugüne sayarsanız 25 seneyi aşkın bir süredir bu süreçleri çeşitli şekillerde yaşadım. Hakikaten çok zor bir süreç, çok yıpratıcı bir süreç. Dolayısıyla buradaki bütün tebrik ve teşekkür ilgili bölümün başkanına, yani size. Geri kalanların hiçbir önemi yok. Bizler hasbelkader o sırada burada bulunmuş olduk sadece. Çünkü hakikaten yorucu bir süreç, hakikaten yıpratıcı bir süreç. Ama bu diğer konuşmacılar tarafından da ifade edildi. Hani ben de tekrar edeyim. Bir iş yapıyoruz. Türkiye'de ne yazık ki bu yaptığımız işin bir iki disiplin dışında bir ölçütü yok. Yani yetiştirdiğiniz mezuna bir diploma veriyoruz ve bir yetki veriyoruz. Bir çalışma yetkisi veriyoruz hayat boyunca. Ve bunu bizim dışımızda da kimse ölçmüyor. O nedenle yetiştirdiğimiz mühendisin, hekimin, hukukçunun, turizmcinin her neyse bütün sorumluluğu bir noktada bizde. Dolayısıyla biz de işte bunlara girdik, bu dersi anlattık, bunu da şu sınavı da yaptık, bu notu da verdik deyip de bu işin içinden tümüyle çıkma durumunda değil. Dolayısıyla verdiğimiz eğitimin düzgün olduğundan, olması gerektiği gibi olduğundan emin olmamız lazım. Bunu da kendi kendimize yapamayız. Hepimize kendi yaptığımız güzel gözükür. Hiçbirimiz kendi yaptığımızı değiştirmek istemeyiz. Hocalarımız bir ders veriyorlardır. O ders hiç de gerekli bir ders değildir ama o bölümde o hoca vardır. Hocanın o bölümde varlığı o derse bağlıdır. Hoca o dersi bırakmak istemez. Çok daha önemli bir konu vardır. Maalesef hoca o dersi bırakmak istemediği için o konuya yer açmaz. Vesaire. Bunlar hep yıllar boyunca akademide yaşadığımız konular. Dolayısıyla dışarıdan birinin gelip bize neyi doğru neyi yanlış yaptığımızı söylemesi lazım. Abdullah Hocam söyledi. Yabancı değil. Her alanda ama hele turizmde yani olmazsa olmaz. Bir değil, iki değil, belki Sayın Bakan'ın da sabah söylediği gibi 3 yabancı dile gitmesi gerekiyor. Birçok turizm bölümümüz Türk dilinde eğitim yapıyor. Çocuklar doğru dürüst dil bilemeden mezun oluyorlar. Ondan sonra niye bakanlıkta çalışamıyor, niye sektörde çalışamıyorlar gibi eleştiriler söz konusu. O nedenle zor bir süreç ama gerekli bir süreç. Ben bu süreçte bundan sonra yer alacak bütün bölümlere, bütün hocalarımıza kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. turizm alanında akreditasyonun bu noktaya gelmesinde katkısı olan sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Esasında şimdi ben bir yandan da gelen sorulara bakmaya çalışıyorum. Bu panelimiz rektör gözüyle akreditasyon. Yani sadece turizm akreditasyonu değil, biz turizmde bir ilki yaptık, idari bilimlerde ilk akreditasyonu turizm alanında aldık. Bu yüzden akreditasyonun Türkiye'de tarihçesini ve Türkiye'ye girişini Bilkent Üniversitesi'nin önceliğiyle gördük, nasıl mühendislikte oldu, sonra siz müdeyi nasıl kurdunuz, bunları dinlemek ve bu işlerin nasıl başladığını öğrenmek çok faydalı oldu. Hakikaten sayın rektörüme de teşekkür ediyorum. Şimdi geri kalan sürede gelen sorulara cevap vermek istiyorum ama sorudan ziyade sizlere teşekkür mahiyetinde verdiğiniz bilgilerden dolayı gelen komentler var. Ben gene de arkadaşlarıma sorularınızı bekliyorum diye bir kere daha mesaj göndereyim. Ve bu arada da son sözlerini almak için sayın panelistlerimize tekrar mikrofonu uzatayım. Buyurun Abdullah Hocam. Elave etmek istediğiniz bir şeyler var mı? Yıldırım Hocama da Türkiye'deki akreditasyon tarihini güzelce anlattığı için özellikle çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten MÜDEK Yıldırım Hocamın öncülüğünde Türkiye'ye yayıldı ve hakikaten büyük hizmet yapıyor. Bu mühendislikte başlayan bu şeyin hakikaten idari ve iktisat ve idari ilimler fakültelerine, işte sosyal bilimler fakültelerine, insani bilimler fakültelerine yayılmasını bekliyoruz, umuyoruz. Bunun faydasını biz çok gördük. Yani akreditasyonun faydasını bölümler çok gördüler. Neden derseniz, hani ona Yıldırım Hoca da biraz bahsetti. Şimdi rektör bölüme derse ki ya sizin programınızda bak şunlar eksik, şunu biraz kuvvetlendirin falan, bölüm direniyor yani. Bölüm direnince de rektörün çok fazla bir şey yapması mümkün değil. Bu iş böyle emir komuta zinciriyle olmuyor biliyorsunuz üniversitelerde. Ama dışarıdan birisi, kendi alanlarından birisi geldiği zaman, o zaman rektöre şunu söyleyemiyorlar. Ya sen bizim alanı ne bilirsin? Bizim alanın özellikleri şunlardır. Biz böyle bu çok iyidir diyemiyorlar. Çünkü kendi alanlarından birisi geliyor. Diyor ki bak siz şunları eksik yapıyorsunuz. Şunları değiştirmeniz lazım dediği zaman bölümün hakikaten Yıldırım Hoca'nın deyimiyle süngüsü düşüyor. Ve o zaman hakikaten doğru yönde değişiklikler yapılabiliyor. Aksi takdirde herkes olduğu yerde durup kendi kalesine korumaya çalışıyor. Örneğin bölümler arasındaki duvarları indirmek çok önemli bir şey. Öğrencilerin başka bölümlerden ders alabilmesini sağlamak çok önemli bir şey. Fakat her bölüm kendi bölümünün derslerini böyle kale savunur gibi savunuyor sonuna kadar. Biz bunları terk etmeyiz. Bunlar çok önemli. Bunlar olmazsa olmaz. Bunlar olmazsa nasıl diploma veririz falan diye hakikaten bölümler çok direniyor. Fakat bunu böyle dışarıdan bir ekip gelip, kendi alanlarından bir ekip, onların gözlüğüyle bunu söyledikleri zaman bölümler o zaman diyorlar ki tamam işte biz de uyum sağlayacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız, bölümdeki seçmeli ders sayısını artıracağız. İşte bir tane ders var. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü, üç arka arkaya sömestr, üç sömestr arka arkaya verilen dersler bir bakıyorsunuz bir sömestrde de verilebilir hale geliyor. Bunların çok örneğini gördük. Ve bunu hakikaten kale savunur gibi savunan hakikaten de kıymetli hocalara rektör de sesini çıkaramıyor. Ama dışarıdan bir ekip gelip hiç gözünün yaşına bakmadan gerçekleri söyleyince onlar da içini çekip kabul etmek zorunda kalıyor. Bu bakımdan hakikaten dış değerlendirme çok çok önemli. Hareket etmemiz için, statik kalmamamız için, ileriye gitmemiz için çok önemli. Bu bakımdan bu turizm konusunda yaptığınız öncülükten dolayı da hakikaten tebrik ediyorum. Bunun diğer alanlara da sirayet etmesini umuyorum diyelim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Bugün sektörden katılan sektör temsilcilerimizin de söylediği gibi bizden beklenen çok şey var. Çünkü biz bir bilim alanı da olabiliriz, bir uluslararası alan da olabiliriz ama bir uygulama alanıyız. Mesela bizden İngilizce ve diğer lisanları öğretmemiz bekleniyor. Ama hala bazı turizm okullarında biz kendi lisanımızla eğitim vermeyi tercih ediyoruz yaklaşımı var. Şimdi bu enteresan bir şey olmuyor. Veya biz diyoruz ki alan dışı %25 işte 10 kuraldan biri ders vermen lazım. Yani biz keman çalan mühendis istiyoruz. Ne gerek var ki diyorlardı. Ama bakın şartlar bu. Bunu tutturmanız lazım. Müfredatı değiştirmeniz lazım. Aksi takdirde afette olamıyorsunuz. Bütün programı yeniden revize etmeleri gerekiyor. Ve daha entelektüel, daha sektörün istediği elemanlar yetişiyor. Bu bakımdan akreditasyon hakikaten çok yararlı oluyor. Ben Semih Hocama da tekrar mikrofonu bir daha uzatmak istiyorum. Hocam ilave etmek istediğiniz hususlar varsa son dakikalarımızda bunları alalım. Çünkü gelen sorulardan çok olumlu yorumlar var. Bu yorumları da arkadaşlarımız, rektörlerimize iletirler. Böyle kıymetli bir hazırlığın varken sizlerin vaktini mümkün mertebe değerlendirelim. Buyurun Sayın Hocam. Evet, teşekkür ederim hocam. Şimdi ilk turda söyleyemediğim önemli bir husus, yani bu akreditasyonla ilgili, gerçi önceki konuşmalarda geçti. Bu şeffaflık ve hesap verebilirlik. Kamu hizmetlerine çok önemli kavramlar. Şimdi bizler üniversiteler olarak kamu hizmeti sunuyoruz. Kamu kaynağıyla. Kamu kaynağıyla sunulan bu hizmetin bir objektif, tarafsız bir göz tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Abdullah Hocam'ın da dediği gibi iç eleştiriler bazen şahsi algılanabiliyor, yanlış algılanabiliyor vesaire. İç eleştiri yapmadığınız zaman da hizmet bazen yolunda gidemeyebiliyor. Halbuki madem kamu kaynağıyla bir hizmet üretiyoruz, eğitim, öğretim faaliyeti yapıyoruz. Bunun niteliğinin, standardının uluslararası düzeyde olmasının gerekliliğinin bir denetimi gerekiyor aslında. Yani uzun vadede belki bu akreditasyon çalışmalarının isteğe bağlı olmaktan da çıkıp yavaş zaman içerisinde zorunlu hale gelmesi, ama aynı zamanda akreditasyon sonucunun da belki yine uzun vadede yaptırımın olmasının hizmetin kalitesini artırma anlamında katkısı olacağını düşünüyorum. Yani şimdi evet, akredite olmuş olmanın birçok faydası var ama uzun vadede belki istihdam alanında, belli hizmetlere kabul anlamında, bütçe aktarma anlamında, kaynak aktarma anlamında bir takım pozitif ayrımcılığa veyahut da bazı eğer akredite olunamamışsa ve verilen süre içerisinde eksikler giderilememişse bir takım kısıtlılığa yol açabilecek sonuçların olması lazım. Ben akreditasyon sürecinin dediğim gibi uzun vadede Türk yükseköğretim sisteminin niteliğinin artmasına çok önemli katkıları olacağını düşünüyorum. Ama bu katkıların olması için bu sürecin yaygınlaştırılması ve belki zaman içerisinde zorunlu hale getirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla Yıldırım Hocam da süreci anlattı. Bugüne kadar bu sürecin başlamasında, oluşumunda, gelişiminde katkısı olan tüm hocalarımıza, bürokratlara, katkısı olan herkese bu büyük hizmetten ötürü teşekkür etmemiz gerekiyor. Teşekkür ediyorum arkadaşlar ben de. İnşallah bu çalışmalar artarak turizm alanında olduğu gibi diğer sosyal bilimler alanında, diğer fakültelerde, programlarda da yaygınlaşarak devam eder. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Yıldırım Üçtuğ hocamıza da son sözü verelim. Bir de ben bir soruyu yönlendireyim. İlk akreditasyonu almış okul olarak bu böyle bir sertifikasyonu almış olmak öğrencilerin tercihleri açısından nasıl bir fark yarattı? Yani bir, mutlaka kılavuzda sertifikasyon, TURAK akreditasyonu almıştır ifadesinin yer alıyor olması bir rekabet avantajı yaratıyor. Üç hocamı da sizin de önümüzdeki dönemlerde diğer hocalar da bunu yaşayacaktır ama ilk alansız olduğunuz için ilk kayıtlarda kontenjanlarınızın doldurulmasında biliyorum birdenbire bütün kontenjanınızı doldurabilme fırsatınız oldu. Acaba burada akreditasyon almış olmanın verdiği avantajı kullandınız mı? Buyurun hocam. Tabii bu akreditasyon konusu hani üniversitelerin, özellikle vakıf üniversitelerinin tanıtımlarında çok gündeme geliyor. Ama ben hani o konuda hala doğrusu bir miktar tereddütteyim. Türkiye'de hani üniversitelerde, bizlerde, eğitimde bir kalite algısı var ama bu hani alıcıda bu kalite algısı ne şekilde yer alıyor veya akreditasyon burada ne kadar rol oynuyor çok doğrusunu isterseniz emin değilim. Tabii burada devlete de görev düştüğünü düşünüyorum. Yani YÖK bu konuya önem veriyor. YÖK'ün girişimiyle YÖK Kalite Kurulu, Yüksek Öğretim daha doğrusu Kalite Kurulu oluştu. İşte MÜDEK, FEDEK, bütün bu diğer MİAK vesaire bu kuruluşlar TURAK'ta dahil olmak üzere YÖK tarafından tanındı. Fakat Semih Hocam'ın da ifade ettiği gibi bunun bir noktada bir yaptırımının olması lazım. Yurt dışında bu yaptırımlar var. Yani mesleği icra edebilmeniz için akredite bir üniversiteden mezun olmanız lazım. Ya da bir takım sınavlar neticesinde mesleği icra eder hale geliyorsanız gene de akredite bir üniversiteden mezun olmak sizi o sınavlardan muaf tutabiliyor vesaire. Dolayısıyla kişiye bunun bir artı değeri oluyor. Kamuoyunda bu daha fazla anlatılıyor. Yani bunun hani YÖK'ün işte akredite bölümleri, programları kılavuza yazmasıyla, bizlerin işte biz akredite olduk demesiyle ne yazık ki alıcı bunu o ölçüde Türkiye'de henüz almıyor. Biraz yaptırımlara bağlanması, biraz bir sonuçlara bağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Biz ne yapıyoruz burada? Hani kendi yaptığımız üretimin, biz de bir üretim yapıyoruz sonuçta. İnsan üretiyoruz. Belki de en değerli şeyi üretiyoruz üniversiteler olarak. Ve meslek insanı üretiyoruz. Bu insanların nitelikli yetişmesi için çaba sarf ediyoruz. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 1,5 sene uğraşıyoruz, çalışıyoruz, akreditasyon alıyoruz. Neden? Bizim içimiz rahat oluyor, mezunlarımızın iyi yetiştiğini düşünüyoruz. Ama mezun veya öğrenci bunun ne derece farkında, devletimiz ne derece farkında çok emin değilim. Amerika farkında. Amerika akredite üniversiteden mezun olan ayrıcalık yapıyor. İngiltere farkında. Ama Türkiye bunların ne derece farkında bilmiyorum. Burada belki biraz çuvaldızı mühendislere yani bize batırmamız lazım. Bizler hani bir şeyleri yapıp da çok da fazla dışarıya bunu anlatmayı beceremeyen insanlarız. Belki sosyal yönlerimiz daha zayıf olduğu için sizler belki bizim yerimize daha iyi anlatabilirsiniz. Bakanlıkla görüşebilirsiniz. Hakikaten akreditasyonun bir yerlere bağlanması lazım. Bu çok önemli. Bu kaliteye sahip okulların mezunlarının ayrıcalığının olması lazım. Hem bu eğitimin kalitesini yükseltmek açısından hem de tabii ki çalışanın kalitesini yükseltmek açısından. Yorumlarda bulunan arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Faruk Hocam uluslararası ilişkiler konusunda da bir girişimi başlattıklarını ama pandemi sürecinden biraz sekteye uğradığını ifade etti. Kendisi de Atılım Üniversitesi'nin öğretim üyesi uluslararası ilişkiler alanında. Umarım en kısa zamanda diğer bölümlere de sosyal bilimlerde sirayet eder. İktisat, uluslararası ilişkiler. Onlar da sizi takip ederler ve bu süreci yaygınlaştırırız. Tekrar teşekkür ediyorum. Hocam topluma nasıl anlatacağız? Ayşe Polonins hocamız soruyor Bilkent Üniversitesi'nden akreditasyonun önemini. Son bir dakikamız var. Yani bilemiyorum doğrusu. Bizler hani işte dilimizin döndüğünce anlatıyoruz ama belki bizim anlatmamız bu konuda yetmiyor. Yani toplumun bir şeyleri algılayabilmesi için belki bir yaptırımlara bağlanması ya da bir ödülün olması, bir sonucun olması gerekiyor. Yani hani o nedenle yani bu TSE belgeli ürün gibi nitelendirebilirsiniz. Türk müşteri TSE belgeli ürüne ne kadar önem veriyor bilmiyorum. Belki sizler daha iyi biliyorsunuzdur. O nedenle de akredite bölüme ne kadar önem verir ondan da çok emin değilim doğrusu. Teşekkür ediyorum. Ben süremizi tam anlamıyla vaktinde doldurmuş olmanın mutluluğu içindeyim. Dolu dolu bir saatimizi geçirdik. Bu panelde 3 tane değerli vektörümüzü konuşmacı olarak aldık. Esasında Üçü de turizmci değil. Hele iki tanesi idari bilimlerde de değil. Mühendislik bölümünden geliyorlar ama akreditasyonun babası da anası da mühendislik. Bu bakımdan akreditasyonun tarihçesi, gelişimi ve Türkiye'de nasıl başladığı konusunda herhalde hepimiz için çok faydalı olacak bilgileri elde edindik. Bu anlamda Türkiye'de ilk idari bilimlerde akreditasyonu başlatan turizm konusunun öne çıkmış olması da bizi bir turizmci olarak çok memnun etti. İnşallah bundan sonra 8 tane olan akreditasyon almış olan bölüm sayımızı daha fazlaya çıkaracağız ve turizm konusunda kaliteli ve akredite eğitim veren kuruluşlarımızla Türkiye turizmini daha büyük başarılara taşıyacağız. Bütün katılımcılara ve sayın rektörlerime tekrar teşekkür ediyorum efendim. Panelimizin bu bölümü burada sona ermiştir. İyi günler diliyorum.